Let's go. Better hit the gas for a minute, no cap, no limit. I attack till I finish, I attract and I get it. Got my cash, all liquid, never pass my limit. Too fast when I'm spitting, read it back, now they get it on. Flipping that switch as I'm hitting these bars like a gift. I spit like I'm sipping gold bars. Savrulan közler gibiyim. Hepsini ezeceğim. Hepinize merhaba arkadaşlar, selamlar, nasılsınız, umarım iyisinizdir, umarım keyiflerde yerindedir, hoş geldiniz. Hocam Gragas aldık, takımda AP yoktu, takımın AP yükünü bir sırtlayayım ben dedim. Karşı takımda çok agresif, kırılgan, hani damage'imsi hero'lar var, çok tankları yok. Tank olsalardı büyük ihtimal Lilia tarzı bir şampiyon çekerdim. Ama baktım adamlar jungle'la Lee Sin falan çekmiş. E dedim buraya bir Gragas çekelim. Bakalım oynayabilecek miyiz, ne yapacağız ben de bilmiyorum. 4 tane zümrüt denk gelmiş. Biz Diamond 3, 3 damgayız arkadaşlar, yanlışım yoksa. Bu aralar oyunu çok fazla oynamıyorum. Sezon başı olduğu için milletin elosunun kasmasını bekliyorum ben. Şimdi direkt Master'a çıktığımızda bir önceki videoda bahsetmiştim. Ama yine bahsetmekte video var. Erkenden Master Ligi'ne çıktığımızda arkadaşlar ben solo queue oynayan biri olduğum için bu benim için çok büyük zarar. Çünkü eşleşme bulmuyor. Diamond'la veya Zümrüt'le pira girip 5 pira yapmanız gerekiyor Master'da ile eşleşebilmeniz için. Master'da rahat rahat solo queue maç girebilmek için de aradan 2 hafta 3 hafta geçmesi gerekiyor. Yaklaşık bir 100-200 tane Master oyuncu olursa Master'da solo queue girebiliyoruz. Ama şu anda Master olan arkadaşlar solo queue giremezler. Onlar zaten 5 pire, 3 pire zümrütlerle, diamondlarla giriyorlar. Oyunun bug'ını kullanarak elokası olur. Onlar için iyi. Ben o yüzden çok fazla abanmak istemedim. 5 pire ve 3 pire girmediğim için elo'ya çok abanmak istemedim. Yine imparatora kasacak mısın diyen arkadaşlar illaki var. Yorumlarda görüyorum. İmparatora yine kasacağız arkadaşlar tabii ki. Bundan sonraki her sezon imparatora kasacağız. Çünkü Wardleaf çok güzel yenilikler, çok güzel gelişmeler yapıyor. Ben Riot'ta partner değilim. İçeride ne konuşuluyor? Toplantılarda neler söyleniyor? Oyuna daha ilerleyen zamanlarda neler gelecek, neler gelmeyecek bilmiyorum ama benim istediğim şeyler yavaş yavaş oyuna geliyor. Buradan Riot'u takdir ettim. Her ne kadar Riot'u gömüyorsam güzel bir şey yapıldığında da takdir etmesini bilirim ki dediğim gibi bu oyunda Türkiye'de en çok ekmek yiyebilecek insan ben olduğum için bu oyunu ne kadar kötülesem bu bana zarar. Herkes beni oyunun hater olarak biliyor ama aslında ben gerçekleri söyleyen, oyunun eksik noktalarına vurgu yapan bir yayıncıyım. Oyun ne kadar büyürse ben buradan o kadar ekmek yerim. Aslında oyunu kötülemek benim işime gelmez baktığınızda. Ama ben oyun daha iyi yerlere gelsin, daha iyi gelişsin diye. Her kötü noktasını eleştiriyorum ki yarın bir gün bunları düzeltsinler ve harbiden de düzeltiyorlar. Oyuna yeni bir sistem geldi. Onu anlatırken bu arada videonun başında bir like, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Hala kanala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde kesinlikle abone olmayı unutmayın. 60.752 aboneyiz arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin ki 61.000'e doğru gidelim. 61 benim plakam. 61.000'de durabiliriz. Trabzonluyum ben derken first blood'u verdik. Şimdi oyuna ne gelmiş? Oyuna yeni bir sistem gelmiş. Bu sistemi ben size şöyle söyleyeyim. Mobile Legends'daki yıldız üyelik sistemi. 579 lira veriyorsunuz. Harbiden çok pahalı. İnanılmaz pahalı. Ucuzu 80-90 lira mıydı neydi? SS ekrana koyarım tekrar bulabilirsem. Bu 579 liralık yıldız üyelik şeyini alıyorsun. Ya yıldız üyelik değil de Mobile Legends'ın yıldız üyeliği. Siz ismini değiştirmişler. Hem Wild Pass var hem de bu pass'i alıyorsun sezonluk. Şimdi Mobile Legends'da da aynı şekilde sezonluk ya da aylık şeklinde. 579 lira mı 590 lira mı ne veriyorsun? Sana ne veriyor? Bir çerçeve veriyor. Mobile Legends'da da çerçeve veriyor. Yıldız üyelik çerçevesi. Sana bir profil, hareketler, işleri, desenli bir profil banner'ı veriyor. Böyle senin üstüne tıkladıklarında eski sistem değil de daha güzel bir şey çıkıyor. Bunların hepsini unutmazsam ekrana koyarım arkadaşlar. Ve yazı yazdığınızda sohbet baloncuğu veriyor. Buraya bir gank deneyelim. Kankalar oynarız. Güzel de match. Ah ya, ah lan. Lan ultim Samira'nın skillinde, dojlama skillinde kaldığı için geri atamadım adamlar üstümüze, neyse. Ah be kanka, ulti var ya cuk diye oturuyordu, ulti Samira'nın dojlama skillinde kaldı ya. Neyse. Ne anlatıyordum? Sohbet baloncuğu falan geliyor arkadaşlar. Sohbet baloncuğu ne? İşte lobide mobide chat'e yazdığınızda arka planı düz değil de desenli mesenli arka plan. Aha. Bunu... Ah lan oğlum, çok kötü çaldı lan. Çok basit, kolay. Ay. Fokuslanamadım oyuna bak, çok konuşuyorum diye. Bu adama bir gank atar mıyım? Çok iyi. Tut bunu, çok güzel. Bak tertemiz paket teslimat yaptım yöne. Güzel. Bir asistimizi aldık. Ne diyordum? Heh, sohbet baloncuğu geliyor arkadaşlar bunu aldığınızda. Yıldız üyelik gibi çerçeve geliyor ve
profilinizi daha güzel gösterebilecek bir afişimsi tarzı bir şey geliyor. Bu benim gözümde Mobile Legends'ın yıldız üyeliği dediğim gibi. E peki bunlar geliyorsa ben ne anlarım? Ya yani sohbet baloncuğu, profil eşitleme, düzenleme falan. Ben bunları Riot'a partnerken defalarca söylemiştim. Hatta Riot'un en başındaki kişi yani Caner abi diyeyim ben. Caner abiyle teke tek özel toplantı yaptığımda not almıştı benim oyuna getirilmesini istediğim şeyleri. Ta geçen senenin hangi ayından bahsettiğimi hatırlamıyorum ama bayağı bir not aldırmıştım. Bunları da söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Kendisi de tek tek herhalde bunları getirtme kararı aldı. Çünkü hani bugün konuşulup yarın gelecek şeyler değil. Oynarız oraya. Felalandı Arius. Adam top lane'den geldi buraya oynuyor. Yani bunlar zaten 3-5 gün, günde gelebilecek şeyler değil. Ama benim not aldırdığım her şeyi teker teker yapıyorlar. Buraya bir oynayalım. Tamam, taretlerini alayım bari, güzel. Bunu alırım üstüme. Yone yone yone. Abi çok geç, hiç güvenmedin bana yone ya. Ah, bana güvenseydi, beni görseydi daha rahat oynayabilirdik. Ben Riot'a her seferinde, her zaman arkadaşlar, oyun çok monotonlaşmış. Profil özelleştirmeler, işte profile resim koymalar, arayüze chatler falan istediğimi söylüyordum. Şimdi işte profil özelleştirmeler, sohbet baloncukları, bu tarz şeyler geliyor. Ben çok büyük eminim ki yakın zamanda da oyunun arayüzüne bir tane chat ekleyecekler. Ve profile resim ekleme getirecekler. Bunların hepsi Çin Warcraft'ında mevcut zaten olan şeyler. Zaten hali hazırda yazılımları mevcut olan şeyler. Nilsin bizim ormanı çalıyor. Buraya bir dikkatli oynamamız lazım. ADC Focus yine dojladı. Bitkinini aldım. Kesin kanka. Aa, flash attı. Dragon. Sokmadı beni içeri. Hayda. Taret koydu adam ya. Bu ölür mü? Aa, flash attı. Ölme. Öldü. Oğlum çok kötü oynadık ya. Damage'im gelmesin üstüme, tamam. Damage'im çok az. Gragas'ın damage'i inanılmaz düşük arkadaşlar. Yetmiyor. Oynarız değilsine. Gel 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 gel. Aha. Oğlum tut şunu lan. Aa, çok iyi. Kestin onu da kanka. Çok iyi, çok iyi. Adama mükemmel asist bıraktım ya, tertemiz. Güzel. Ne anlatıyordum? Ha evet. Şimdi arkadaşlar sohbet baloncuğu, işte ara profil kişiselleştirme falan geliyor, böyle güzel güzel şeyler. Her ne kadar Riot'u gömüyorsam, başarısız diyorsam, bu gelen şeyler oyun adına çok güzel yenilikler. Dediğim gibi oyunda aktifliği ve sosyalliği arttırmamız gerekiyor. İnsan iletişimini arttırmamız gerekiyor. Warcraft'te yapabildiğimiz tek şey lobby açıp oyun oynamak. Ne biriyle sohbet edebiliyorsun, ne biriyle tanışabiliyorsun, ne biriyle işte profiline bakabiliyorsun falan. Yavaş yavaş ben inanıyorum ki bundan sonraki süreçte bizim istediğimiz şeyler de gelecektir. Rakiple sohbet açılacaktır, arayüze bir chat gelecektir, profile resim koyabileceğizdir. Onun dışında takım içi sesli sohbet açılacaktır. Tanımadığınız insanlarla mikrofonu sesli konuşabileceksiniz, takımınıza düştüğünüz insanlarla. Bu özelliklerin hepsi aktif olduğunda, ta ki Mobile Legends gibi, Mobile Legends'da olan özelliklerin hepsini aktifleştirdiğinizde buraya oynarız. Güzel de... Uf, çok iyi lan! Kulti attı. Hayda. Kötü yakalandık. Her neyse, bu özellikler arkadaşlar oyuna geldiğinde, eklendiğinde siz de o zaman göreceksiniz ki Mobile Legends oynuyormuş gibi LoL oynuyorsunuz. Yani LoL temaslı, daha aktif, daha sosyal bir oyun oynuyor olacaksınız. Eğer bu şekilde olursa, bu anlattığım şeyler gelirse, ki geleceğine inanıyorum, oyun çok güzel yerlere gider. Oyun çok güzel aktiflik sağlar. Ben de Riot'u tebrik etmiş olurum. Öldün Maokai, öldün kanka. O yüzden ben gayet beğendim. Ya biraz pahalı tabii, 580 lira çok pahalı ama benim gözümde önemli olan oyuna bu özelliklerin gelmesi. Tabii ki herkes almayacak, herkesin alacak parası yok. Ben almadım mesela. Ne yapıyor? Vurdum, damage'i yetmedi. Ama dediğim gibi böyle şeylerin eklenmesi çok güzel benim gözümde. Oyuna yenilik getirilmesi, aktiflik getirilmesi çok beğendiğim şeyler. Böyle olursa Riot Toton'u yerim. Öpüyorum seni canım benim. Daha fazla bu tür güzellikler bekliyoruz kanka. Şurayı da pushlayalım. 8 dakika oldu. Riot hakkında konuşuyoruz. Artık oyunumuza fokuslanalım. 3 asistimiz var. Gragas erken oyunda çok güçsüz bir şampiyon olduğu için
Damage'imiz çok low, yetmiyor arkadaşlar. Ama 3 tam'da 2 tam'dan sonra patır kütür tek atabiliyoruz. 3 tam'da özellikle direkt tek atabiliyoruz. O yüzden erken oyunu keyifsiz bir şampiyondur Gragas. Ama 3 tam'da de bir o kadar keyifli olan bir şampiyondur. Şurayı da alalım. Oynarız. Fena girdim. Topla burayı. Çok iyi. Kim kaçtı lan? Biri kaçtı. 3 kişi değil miydi lan bura? 2 miydi? Of, fena girdim içlerine ha. Güzel. Tamam. Play alalım. Ekko aşağıdan pushluyor. Evet, evet. Çok güzel. Oyna kanka buna. Tut Darius. Ah. Aa, Veigar şey, Heimerdinger oynadı lan. Güzel, devam et. Oğlum full Darius'a çalışıyoruz ha. Aha, yakaladım, kaçamadı. Çok iyi. Vallahi full Darius'a çalışıyoruz ha. Darius'un eline cuk diye kill veriyoruz vallahi. Ah lan. Lan orman pat... Lan 84 canı kaldı, neyse. Güzel. Burayı da pushlayalım. Gragas base, bu kostümde base atarken artık müzik çalıyor. Onu da eklemişler bu arada. Geri sarıp bakabilirsiniz. Base atarken müzik çalıyor arkadaşlar. Artık kostümlerin de eksiklerini tamamlıyorlar. Nedense ilginç bir şekilde son 2 aydır ya da 3 aydır diyeyim, Warthift'in üstünde güzel güncellemeler, güzel yamalar getiriyorlar bu arada. Helal Darius. Böyle bir anda Warthift etkinlikler, projeler düzenlemeye başladı. Arka planda ne döndüğünü bilmiyorum dediğim gibi. Ama güzel şeyler bunlar yani, hoş. Böyle giderse bu oyun çok güzel yerlere gelebilir Türkiye'de. Oynarız ona. Bak şimdi nasıl tek yiyecek. Hop. Oba kanka, gördün mü? Damage'i gördün mü? İki tam'lim ha daha. Bak Lich Puan Rabadon bitirdim daha. Fena. Üç tam'da düşün bir de. Bak bak mesela, ezle şunu. Hop. Aa, lan yanlışlıkla flash attım. Ay, çok kötü flash attım. Gelir mi Lee Sin bana? Abi, Heimerdinger'e flash atmayacaktım. Flash'ı elimde tuttum. Değemezsem flash basayım diye flash'ı iptal ederken flash attım ya. Ay. Alalım Baron'u. Gel 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 gel. Alırız bence. Oynarlar mı Baron'a? Gördüler. Geliyorlar. Evet, geliyorlar. Çok iyi. Aha. Geldim. Kanka öldürek la birilerini. Hepsi kaçıyor ya. Ah, Lee Sin bana gelecekti. Şurayı da çalayım bari. Rastgele bir ulti koydum oraya ama. Üf, 1000 gold aldı lan Ekko Darius'tan. Uf, oğlum bir Q ile tüm küçük kuşları kestik. Şu an Gragas Gragas oldu işte bak. Dakika 13 oldu. 13 dakikadır canınız sıkılmış olabilir ama şu an Gragas Gragas oldu kankalar. Bizim Trax geliyor. Trax değişti bu arada, onu da söyleyeyim.
Canlı yayınlarda söyledim, burada da söyleyeyim. Trax'i artık öldürmemeniz gerekiyor. Trax'in hayatta kalması gerekiyor. Trax hayatta kaldığı müddetçe 3 koridordan da süper minyon, yani büyük minyon çıkartıyor. Trax ölürse arkadaşlar erkenden 3 koridordan büyük minyon çık. Ne yapıyor bu? Tek yersin benden. Uf, demeyece gel. Çok iyi. Oğlum çok iyi. Bunu da kes. Zonyan var. Aa. Oğlum ben onu dojacaktım lan. Çok hızlı geri döndü. Limitteymişiz. Ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin. Trax'i öldürtme. Trax ölmesin. Trax, aa, 1-5. Oğlum bizim bot lane çok kötüymüş lan. Kestin onu yone. Ay. Abi bu takım şako mu? E. 1-6-0-6 bot lane'imiz. Oy, 2-4 yöne 1-6-0-6 bot lane. Oğlum biz bu oyunu daha üstte ikimiz oynuyoruz ha. Skorlara bak. 0-6-1-6. Dragon'u saldık. Uf, çok keyifli adamım. Oğlum bak, Lee Sin'e, Ekko'ya hepsine tek atıyorum ha. De oyunu kaybediyoruz ki. Bu oyunu kaybedersek çok kötü bot lane'e yazar. 0-6-1-6 ne kanka? Yani 1-12 arkadaşlar bot lane'in skoru. 1 kill 12 ölümleri var adamların. Katkı denen şey Avaraj eksi 11. Oynadınız mı lan oraya? Böyle bir ulti attım. Tareti kırdım tareti. Aha, Baron'a oynayabiliriz ha. Şunu kes. Güzel. Abi sen nasıl Triss oynuyorsun? Aha. Çok güzel. Oyun biter mi? Bak, birine daha tek atabilirim. İzle damage'i. Bak, damage'i kes. Şok. Ah, Lee Sin kaçtı. O da ölür. Bitti oyun. Abi işte Gragas kanka, 2 itemden 3 itemden sonra Gragas oluyor. Triple attık. Lee Sin nasıl bizde kaldı lan? Ben Lee Sin'e vurmadım. Lee Sin'in kili bende kaldı. Neyse. Aa, çok ekstremli bir maçtı. Çok keyifli maçtı lan. Valla Diamond Elo'da, Zümrüt Elo'da ilginç. Aa, 3 damga oldum şimdi, güzel. Damga korumam da var. 4 maç sonra Diamond 2 olacağım. Yavaş yavaş kasalım. 14-2 Darius mu? Çok iyi. 2-4-2-7-0-6. Oğlum takımdaki 3 kişi free win aldı lan. 27K'da demeye çatmışım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. A lot of people want me dead. They call it justice. I'm the only one who knows the truth. All I have left is the wind by my side.